Bu videoda, çok basamaklı sayılar içeren bölme işlemlerinin sonucunu tahmin etme konusunda pratik yapmak istiyorum. Burada, 794 bölü 18 işleminin sonucunu yaklaşık olarak tahmin etmemiz istenmiş. Eğer cevabın ne olduğunu tam olarak bulmak isterseniz, bölme işlemini uzun uzun yapmanız gerekir ya da mesela bir hesap makinesi kullanarak da hesaplayabilirsiniz. Fakat buradaki asıl amacımız, cevapla ilgili bir tahmin yürütmek. Şimdi videoyu durdurup, kağıt kalem kullanmadan, soru hakkında fikir yürütüp yürütemediğinize bir bakın. Hadi gelin, şimdi beraber bakalım. Önce ben size bunu nasıl düşündüğümü söyleyeyim. Ben önce içimden diyorum ki, buradaki şu 794, 800'e çok yakın bir sayı. Aynı şekilde 18'de 20'ye yakın. O zaman bu işlem kabaca 800 bölü 20 işlemiyle yaklaşık bir sonuç vermeli. Bunlar tamamen eşit mi olacak? Hayır. Fakat bu sayılar, işlemi kafamdan yapmamı kolaylaştıran sayılar ve işlemdeki sayılara da oldukça yakınlar. Şimdi, işlemi kafadan yaparken şöyle düşünebilirim. 100'ü 20'ye bölünce 5 elde ederim. O zaman 800'ü 20'ye bölünce de 40 elde etmeliyim. Ya da bunu kesir şeklinde yazarak da yapabilirim. 800 bölü 20. Payı ve paydayı 10'a bölelim. Bu durumda 80 bölü 2 kalır ve bu da 40'a eşittir. 794 bölü 18 tam olarak 40'a eşit değildir ama işlemin sonucunda 40'a yakın bir cevap çıkacaktır. Özellikle seçeneklerin tamamına bakarsanız cevabın 80, 4 veya 400'e kıyasla 40'a çok daha yakın olacağı kesin. O yüzden bunu işaretliyoruz. Hadi bir örnek daha yapalım ve konuyu anlamak için yeterince alıştırma çözdüğümüzden emin olalım. Yine bir tahmin yürütmemiz ve yaklaşık değeri bulmamız isteniyor. Bu sefer 722 bölü 68 sorulmuş. Şimdi videoyu durdurup bunu bulmaya çalışın ve soruyu zihinden çözmeyi deneyin. Ben işlemi kafamda yaparken yine şöyle düşünürüm. Bu 722, 700'e çok yakın. 68 de 70'e çok yakın. Bu tarz bir işlemi akıldan yapmak çok kolay olacak. 700 bölü 70 ona eşittir. Ve şanslıyız ki bu tahminimize uygun bir seçenek de aşağıdaki şıklar arasında bulunuyor. Bulduğunuz sonuç bu seçenekler arasında olmazsa da endişelenmenize gerek yok. Çünkü unutmayın, burada yaklaşık bir değer bulmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir durumda tahmin ettiğiniz değere en yakın olan seçeneği seçmelisiniz. Fakat bu soruyu yazan her kimse, bizimle çok benzer şeyler düşünmüş gibi görünüyor. O da soruya bakınca, 722'nin 700'e, 68'in de 70'e yakın olduğunu fark edip, cevabın 700 bölü 70'e yakın olacağını tahmin etmiş.